1972 yılında babası Seyyid Abdülhakim Hüseyni'nin vefatının ardından Menzil köyündeki irşat vazifesine başlayan Muhammed Raşit Erol Hazretleri, her sabah okunan ezan-ı şerifin ardından Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen müminlere kıldırdığı sabah namazı binlerce kişinin imanının kurtulmasına vesile olmuştur. Seyda Hazretleri ilk tahsiline babasının yanında başlayarak 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiştir. Sonra Baykan müftüsü Molla Muhyiddin'den ilim tahsili görmüştü. Daha sonra Muş ilinin Demirci köyünde Hazretin torunu Şeyh Nasr'dan, daha sonra da Molla Ramazan'dan ders almıştı. Dayısının oğlu olan ve sonradan halifesi olacak olan Seyyid Molla Abdülbaki'nin derslerine ise 5 yıl Dilbey köyünde devam etmişti. Bu kıymetli alimlerden sarf, nahiv, mantık, belagat gibi alet ilimlerinin yanında tefsir, hadis ve fıkıh dersleri aldı. Daha sonraki yıllarda ilimle birlikte babası ve mürşidi olan Gavs Hazretlerinden tasavvuf eğitimini alarak 1968 yılında Nakşibendi halifesi olmuştur.
1968 yılında halifelik icazetini alan, 1972 yılında irşat görevine başlayan Seyda Hazretlerinin, yurt içinden ve yurt dışından aşırı ziyaretçisinin gelmesi, 18 Temmuz 1983 tarihinde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde mecburi ikametine yol açmıştır. Önce Adıyaman'a, sonra Adana'ya, oradan da Gökçeada'ya götürülen Seyda Hazretleri, çektiği sıkıntı ve adanın havasının sıhhatini etkilemesi sonucu 30 Ocak 1985 tarihinde Ankara'ya nakledilmiştir. Burada da 16 ay gözetim altında tutulduktan sonra merkezi idarenin müsaadesiyle tekrar menzile dönmüştür. Tekrar tebliğ ve irşat hizmetine devam ederken 1991 yılının Ramazan Bayramı bayramlaşması sırasında içerisine zehirli böcek ilacı çekilmiş şırıngayla suikast yapılmış, eline isabet eden zehir etkisini göstermiş, acil müdahaleyle hastaneye yatırılan Seyda Hazretleri hayati tehlikeyi atlatmış fakat elinin üstündeki ve içindeki yaralar sebebiyle uzun süre ızdırap çekmiştir. Şeker, damar sertliği, tansiyon ve romatizma hastalıkları nedeniyle uzun yıllar tedavi gören Seyda Hazretlerinin ölümünden bir yıl önce ayağı kırılmış, çektiği ızdıraplarına bir yenisi eklenmiş fakat irşat faaliyetleri kesintisiz devam etmiştir. Romatizma sebebiyle her yaz gittiği Afyon'daki kaplıcalardan Ankara'ya dönüşünden birkaç gün sonra 22 Ekim 1993 Cuma günü Cuma namazından önce 63 yaşında rahmeti rahmana kavuşmuştur. Vefat haberini alan on binlerce bağlısının katılımıyla ertesi gün menzilde babasının yanı başında toprağa verilmiştir.